Ya Hannan, ya Mennan, ya del cudi vel ihsan, sabbit kuluben alel iman, narcu afuke vel gufran. La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Elveda, elveda, şehr-i siyam elveda. Elveda, elveda, şehr-i ramazan elveda. Evvelin hu, ahir hu, zahir hu, batın hu. Kul ya hu, ya hu, ya melik-u hak, ya hu, ya hu, ya samed. La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Elveda, elveda, şehr-i siyam elveda. Elveda, elveda, şehr-i ramazan elveda. Şirk daha koyayım. Şef. Evet, aziz ve çok muhterem kardeşlerim, muhterem davetliler. Toplumumuzu dünyaya getiren, uçağımızın sağ kanadını oluşturan, analık duygusunu yaşatan kıymetli annelerim, kız kardeşlerim ve bacılarımız. Allah'ın selamı, rahmeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Sevgili gençler, ne güzel ki iki senedir bulamadığımız ve özlemini çektiğimiz teravih namazları, bu iftar sofralarını çok özlemiştik. Ama ne mutlu sizlere ki böyle güzel bir derneğimiz var, böyle bir birlikteliğimiz var. Bu vesileyle de bizi bugünlere kavuşturan, bir araya getiren Allah'a hamd ve senalar olsun. Rabbim bir daha bu gibi musibetlerden bizleri uzak kılsın inşallah. Bu pandemi olayını bir daha yaşatmasın inşallah. Çoğumuz anamızı, babamızı, eşimizi, kardeşimizi, en yakınlarımızı kaybettik. Ve şu an için aramızda yoklar. Ve çok acı bir olay. Biz bunu biraz daha fazla yaşadık. Adamın annesi öldü, babası öldü birer hafta arayla. Ne cenazesine katılabildi, ne mezara indirebildi, ne de cenazesini kılabildi. Çok acı bir olay. Bundan dolayı da komşuluk ilişkilerimiz kesildi. Akraba, eş, dost birbirine gider gelmez oldu. Biraz da sanki bahaneye bakar gibi bir hal oldu bizde de yani. Alıştık daha, tek başımıza böyle yaşamak istiyoruz. Ama elhamdülillah ki Rabbim bu pandemiyi ve bu virüsü, bu belayı, bu musibeti inşallah hepten yok eylesin de ve ağır imtihanlarla bizleri imtihan eylemesin inşallah. Muhterem kardeşlerim, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulmuş olan mübarek bir ayın içerisindeyiz. Rahmet ayı, mağfiret ayı, sonunda da cehennem azabından kurtulmuş olan bir ay. Bir ay düşünün ki, içinde bir gece var ki, Kadir gecesi. Bin aydan hayırlı bir gece. Bin ay ne demektir? Yani bir kişinin 86 sene yaşaması lazım ki, böyle bir geceyi hep ibadetle geçirse, o geceye denk değildir, bilebilir. Bunu bu şekilde anlattığımız zaman da demek ki büyük bir nimetin, büyük bir rahmetin kapımıza geldiğini, yaklaşmakta olduğunu hep beraberce bunun şuuru içerisindeyiz. Bu vesileyle de Ramazan-ı Şerif demek paylaşmak demektir. Kaynaşmak demektir. Yardımlaşmak demektir. Soframızı, bilgimizi, zekatımızı, fitrelerimizi, sadakalarımızı ve en güzel değerlerimizi en yakınlarımız başta olmak üzere eş, dost, komşu, akraba, mazlum, yetim ve kimsesiz, garip kuraba, fakir fukarayla lokmalarımızı paylaşmak demektir Ramazan.
Belki diğer günlerde çok zaman bu güzel imkanları bulamıyoruz. Ama Allah'ın rahmetine, bereketine, mağfiretine bakın ki sofralar hazırlanıyor, yemekler pişiyor ve böyle bir cemaatte olsa bugün hazırlanan yemek onlara da yetecektir. Bereketini görüyoruz. Onun için aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanımefendiler, artık Ramazan-ı Şerif'in son 10 güne doğru gidiyoruz. Onun için bu günlerin kıymetini çok iyi bilelim. İbadetlerimizi en güzel şekilde yerine getirelim. Hele bir şey var ki onu hiç ihmal etmeyelim. Nedir o? Dua. Sizin duanız, sizin ibadetiniz, sizin secdeniz olmazsa siz neye yararsınız diyor değil mi Yüce Allah? Onun için biz kuluz. Bize biri bir iyilik yaptığı zaman 50 defa teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Kaldı ki muhterem kardeşlerim, her birimiz yürüyerek ve gözlerimiz görerek, elimiz ayağımız çalışarak kalktık ve buraya kadar iftara geldik. Ama bugün öyle evlerinde yatarak durumda hastalar var ki, öyle hastanelerde yatan insanlar var ki kolları yok, ayakları yok, böbrekleri yok, ciğeri yok, gözleri görmüyor, kulakları işitmiyor. Ne insanlar var. Biz Allah'a ne kadar şükretsek, yatıp kalkıp da şükretsek yine de azdır. Niye? En azından şu bir nefes, bir nefes, bir nefes eğer parayla satın alacak olsak buna gücümüz yeter mi muhterem kardeşlerim? En büyük zenginlik nedir? Can sağlığıdır, sihattir, selamettir. Onun için Rabbim vermiş olduğu sağlıktan bizleri ayırmasın inşallah. Şu an için bu icabet saati hürmetine bizden dua bekleyen, evinde inip inmeyen yaşlara, engellere, özürlere, hastalara Rabbim şafi hürmetine acil şifalar nasip eylesin inşallah. Muhterem kardeşlerim, ibadetlerimizi yerine getirirken, oruçlarımızı da tutarken sadece ağzımızı bağlamayalım lütfen gençler. Çünkü İslam'ın şartı 5 ama herkese 5 değil. Kimisine 3, kimisine 5. Fakire 3'tür. Kelime-i şehadet getirecek, namaz kılacak, oruç tutacak ama sabredecek. Zengine de Allah boşuna para vermedi, zenginliği vermedi. Akıllı olduğu için de vermedi. Çok akıllı olduğu için de değil, hepsini de imtihan için verdi. O vesileyle de zengin de zekatını da verecek, namazı kılacak, oruç tutacak, kelime-i şehadet getirecek, zekatı da verecek. Eğer ömrü yetiyorsa, imkanı varsa, yok imkanı varsa, bak bugün yok imkanı yok görüyorsunuz. Birçoğumuz hacca kayıtlı zaman çıkmıyor. Çıksa bile gidemiyoruz değil mi? İnşallah bu sene açılacak. İnşallah açılacak ama Arabistan'ın açıklamasına göre şu an için dünya genelinden her sene 6-7 milyon insan alırken bu sene 1 milyon kişi alacak. Bize ne kadar düşer Türkiye'ye bilemiyoruz. Ama en azından bir kısım insanlarımız gidecek inşallah. Tek o yol açılsın da Kabe'ye varalım da ve Kabe'de inşallah hep beraberce mültezemde dua edelim. Ravza-i Mudahhara'da, Resulullah'ın huzurunda, cennet bahçesinde elimizi açalım da